Herkese merhaba. Ünite 2'ye başlayacağız birazdan. Ünite 2'de neleri konuşacağımızı biraz söyleyeyim. Öncelikle konuşacağımız şey gelişimin temel kavramları ki KPSS'de en çok soru gelen kavramlardan bir tanesi arkadaşlar olgunlaşma kavramı. Bunları konuşacağız. Büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, yaşantı gibi kavramlardan bahsediyor olacağız. Sonrasında gelişimi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Kalıtım, çevre ve zaman faktörü var yine burada. Bunları da bitirdikten sonra ikinci ünitemizi tamamlamış olacağız. İkinci üniteden dikkat etmeniz gereken iki kavram var. Olgunlaşma ve kritik dönem kavramları. Eğer KPSS'de çıkan soruları incelerseniz mutlaka göreceksiniz en çok soru buralardan geldi. Ha biz anlatırken zaten püf noktalarını, dikkat etmemiz gereken noktaları tek tek konuşacağız. Bunlara soru çözerken de lütfen dikkat edin. Şimdi arkadaşlar temel kavramlar ve gelişimi etkileyen faktörler dedik. İlk olarak temel kavramlarla başlayalım. Şuraya tersten bir piramit yapacağım ve bu piramidi birlikte dolduruyor olacağız. Şimdilik piramidin basamakları boş. Ama bilmenizi istediğim şey şu, en tepede gelişim var. Sadece bu piramide bakarken bile biz şunu görüyoruz. Demek ki insan gelişimi öyle bir anda oluşan bir durum değildir. Buna dikkat etmekte fayda var. Tek tek bunları dolduracağız. Başlayalım. İlk konuşacağımız kavram arkadaşlar gelişim ve değişim kavramı. Biz şöyle diyoruz yani gelişim kuramcıları derler ki gelişim her zaman olumlu bir kazanımı kapsaması gerekir. Gelişim her zaman pozitif bir durumdur. Ve gelişim her zaman arkadaşlar yönü ileriye doğrudur. Olumlu kazanımları kapsar. Ama değişim dediğimiz süreç daha geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla değişim olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. İleriye doğru da olabilir, geriye doğru da olabilir. Dolayısıyla baktığımızda değişim ve gelişim arasında farklar vardır. Şimdi bütün psikoloji literatüründe hangi akademik kaynağı açarsanız bir ifade vardır ki bu ifadeyi KPSS kaynaklarında da görüyoruz. Derler ki her gelişim mutlaka bir değişimdir. Değil mi? Ancak her değişim yani olumsuz olan bir durum gelişim olarak kabul edilemez. Ne gibi? Mesela olumsuz olan durumlar. Şimdi bakalım bir öğrencinin çarpım tablosunu öğrenmesi hem gelişimdir hem de değişimdir. Ancak aynı çocuğun küfür etmeyi öğrenmesi sadece değişimdir. Saçlarımın ağarması sadece arkadaşlar değişimdir. Kilo alıp kilo vermek sadece nedir? Değişimdir. Bir şeyin gelişim olabilmesi için olumlu bir yapılanmanın, olumlu bir kazanımın da durumun içinde olması gerekir dememiz gerekiyor. Zaten biz ters piramidimizde ne yaptık, nereye koyduk? Gelişimi en tepe noktaya koymuş olduk. Devam edelim. Yine sınavda çıkan bir kavram arkadaşlar, büyüme kavramı. Sizden istediğim sadece tek bir şey var. Bakın büyüme, gelişimin en dar basamağıdır. Dolayısıyla çok sınırlı bir alanı kapsar. İçinde ne vardır? Boy artması, kilo artması, hacim olarak artmak ve beyin çapının genişlemesi. Bu açıdan baktığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Büyüme dediğimiz süreç sadece fiziksel ya da nicel artışları kapsar. Büyümeye örnekler verelim. Bir çocuğun kilosu 5 kiloyken çocuğun 9 kiloya çıkması ne olacaktır? Kilonun artmasıdır, büyümedir. Ya da bir çocuğun boyunun uzaması büyümedir. Yıllar önce KPSS'de bir soru geldi. Hatta çocuğun adı Bertu'ydu yanlış hatırlamıyorsam.
Diyor ki teyzesi Bertu'ya bir ayakkabı, bir tişört aldı. Ancak aradan 1-2 ay geçtikten sonra tişörtün Bertu'ya artık olmadığını fark etti. Peki bu durum gelişimin hangi kavramıyla açıklanır diye sorarlarsa bizim cevabımız ne olacaktır? Büyüme. Bertu'ya ne oldu? Bertu arkadaşlar büyüdü. Boyu arttı, kilosu arttı. Aynı şekilde bir çocuğun ayakkabı numarasının da artması ne olacaktır? Büyüme olarak karşımıza gelecektir. Peki piramide bakalım. Piramitte büyümeyi koyacağımız yer neresi? Burası. İçinde ne var? Boy, kilo, artışı. Tamam bakalım. Tek başına büyümek gelişim için yeterli oldu mu? Olmadı. O zaman bizim başka şeylere ihtiyacımız var. Bu başka şeyler içerisinde en önemlisi olgunlaşma. KPSS'yi çok sever, olgunlaşmayı hep sorar ve soracak. Arkadaşlar olgunlaşma konusunda bazı tuzaklarımız var. Dolayısıyla da önce bir tanım yapacağız, ne olduğunu bir anlayacağız, mantığını kavrayacağız. Ondan sonra da tuzaklarından bahsedip piramide döneceğiz. Şimdi olgunlaşmayı şöyle tanımlıyoruz biz. Diyoruz ki bir işi fizyolojik olarak, psikomotor olarak ve zihinsel olarak yapabilecek düzeye gelmektir. Benim de sizden istediğim soru çözerken özellikle bu tanım, yani sorularınızı getirdiğinizde de buna dikkat ediyoruz. Mesela size soracağım, olgunlaşma neydi? İstediğim cevap şu: bir işi yapabilecek düzeye gelmektir. Ama nasıl? Fizyolojik olarak, yani organların gelişmesi, psikomotor olarak kasların ve kemiklerin gelişmesi, hareket kabiliyetinin gelişmesi, zihinsel olarak da sinir hücrelerinin gelişmesinden bahsediyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Tanımda dedim ki bir işi yapabilecek düzeye gelmektir dedim. Ama yapmaktır demedim. Burada bir nüans var. Lütfen dikkat edin sorularda. Mesela çocuk kalemi tutabilecek düzeye geldi derse cevabım ne olacaktır? Olgunlaşma. Ama çocuk kalemle yazı yazmaktadır dersen yaşantı ortaya çıktığı için cevabım öğrenme olacaktır. Ya da düşünün, çocuk bisikleti kullanabilecek düzeye geldi dersem cevabım olgunlaşmadır. Ama çocuk bisiklet sürmektedir dersem yaşantı ortaya çıktığı için cevabım öğrenme olacaktır. Bizim tuzaklarımızdan ilki olgunlaşma da bu. Devam edelim. Arkadaşlar olgunlaşma neyi ifade eder? Organizmanın kas, sinir olarak gelişmesini ifade eder. İnsanlar olgunlaştıkça bir şeyleri daha iyi yapabilecek düzeye gelirler. Şunu da söyleyeyim, olgunlaşmayı besleyen temel mekanizma nedir? Onu da yazalım. Arkadaşlar olgunlaşmanın temelinde kalıtım vardır. Öyle bir şey ki biz ne yaparsak yapalım olgunlaşma kendi seyrinde devam eder. Çünkü aldığı destek kalıtımdan gelir. Kalıtım vakti saati geldiğinde kendisini ortaya koyar, kendisini açar. Dolayısıyla da gelişim ortaya çıkar. Mesela şöyle düşünün. Diyebilir miyiz? Ya dişimi tutacağım çıkmasın. Ya da saçımı tutacağım çıkmasın falan. Böyle bir şey diyemeyiz. Olgunlaşma vakti saati geldiğinde kendisini ortaya koyacaktır. Şimdi bunu bilmek gerekiyor ama gelelim tuzak kısmına. Bakın KPSS'de önemli bir nokta ve burayı çok soruyorlar. Arkadaşlar bir ifade kullanacağım şimdi. İfade şu: olgunlaşma çevreden, öğrenmeden ve yaşantılardan nispeten bağımsızdır.
bir ifade. Tamam, hakikaten olgunlaşmayı besleyen temel yapı kalıtım olduğu için olgunlaşma çevreden de, öğrenmeden de, yaşantılardan da bağımsızdır. KPSS'deki soru mantığında da lütfen buna dikkat edin. Yaşantılardan bağımsız olmak bizim için çok önemli. Şimdi yaşantılardan nispeten bağımsızdır derken size bir soru soracağım. Madem ki olgunlaşma çevreden, öğrenmeden, yaşantılardan bağımsızdır, o halde çevre, öğrenme ve yaşantılar olgunlaşmayı hiç mi etkilemez? Ve etkiliyorsa eğer nesini etkiler? Burası bir tuzak arkadaşlar. Cevabı isterseniz verelim. Şimdi olgunlaşmayı çevre, öğrenme ve yaşantılar seyrini asla değiştirmez. Ama sadece nesini etkiler? Hızını etkiler. İfade edelim o zaman. Diyelim ki öğrenme, çevre ve yaşantılar olgunlaşmanın seyrini ve sırasını asla değiştirmez. Sadece hızını etkiler. Şöyle düşünelim. Şimdi bakın, burası çok önemli bir ifade. Dedik ki öğrenme, çevre, yaşantılar bir şekilde insanların o olgunlaşma seyrini değiştirmiyor. KPSS'de soru da size soruyor zaten. Seçeneklere koyuyorlar. Çevre ve öğrenme olgunlaşmanın seyrini değiştirir mi? Hayır. Sırasını değiştirir mi? Hayır. Peki hızını etkiler mi? Kesinlikle evet. Bir örnek üzerinden yapalım. Düşünün, benim ikiz çocuklarım var. İkiz çocuklarımdan bir tanesine hoplama, zıplama, atlama gibi bazı psikomotor hareketleri gösteriyorum ama diğer çocuğuma bunları göstermiyorum, bu hareketleri. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra diğer çocuk da olgunlaşmasını tamamladığında diğerinin yaptığı hareketlerin aynısını eğitim almadan yapabiliyor. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bakın, bir tanesini biz yaşantı sunduk, bir tanesine sunmadık. Peki burada etkilenen durum ne olacaktır? Sadece hızı etkilendi. Bu çocuk daha erken yaparken diğer çocuk olayı daha geç yaptı. O yüzden hız burada hayati bir kavramdır. Sadece nesini etkiler? Hızını etkiler. Bir örnek daha yapalım. Mesela arkadaşınızla buluşacaksınız, tamam mı? Saat 4'te buluşacaksınız. Trafik var. Trafikten dolayı geç gittiniz. Bakın, varış noktası değişmedi ama siz geç kaldınız, saat 5'te gittiniz. Nesi etkilendi? Hızı etkilendi. Ya da trafik yoktu, siz erken gittiniz, varış noktası gene değişmedi. Nesi etkilendi? Sadece hızı etkilendi. Mesela şöyle düşünün. Eğer siz bir konuda yetenekliyseniz, yetenekli olduğunuz herhangi bir konuda çocuğunuza da destek verirseniz, belki o çocuk onu diğerlerinden daha erken yapabilir. İşte bu da ne olacaktır? Olgunlaşmanın seyri değişmedi. Sırası da değişmedi ama sadece daha erken ortaya çıkmış oldu. Burayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Olgunlaşma yaşantılardan bağımsızdır. Ancak yaşantılar olgunlaşmanın sadece hızını etkiler. Bir şey daha söyleyeyim. Olgunlaşmanın seyrini, sırasını hiç mi bir şey değiştirmiyor? Evet, değiştiren durumlar var. O da olağanüstü koşullar. Mesela atom bombası, radyasyon, ani basınç değişimleri, ani ısı değişimleri, bunlar arkadaşlar ciddi anlamda insanlarda genetik mutasyon yarattığı için olgunlaşmayı sekteye uğratıyor. Ama sadece olağanüstü koşullar. Onun dışında normal şartlar altında olgunlaşmanın seyri kendi halinde devam eder. Yaşantı ve öğrenme onun sadece hızını etkiler. Şimdi döndüm buraya, piramide geldik. Olgunlaşma nerede? Burada. İçinde ne var? Büyüme artı kas ve sinir olarak gelişmek. Peki soruyorum size, sadece büyümek ve olgunlaşmak gelişim için yeterli oldu mu? Yani şu örnek üzerinden gidelim, şöyle düşünün. Boyum uzadı, kollarım uzadı, bacak boyum uzadı
Aynı zamanda kaslarım güçlendi, sinir hücrelerim güçlendi. Beni arabanın koltuğuna otursanız, ben arabayı kullanabilir miyim? Hayır. Bana bir şey daha lazım. O bir şeyin adı ne olacaktır? Hazır bulunuşluk. Kaç olduk? 5 olduk. Arkadaşlar, hazır bulunuşluk dediğimiz şey öğrenmeye hazır olmayı ifade eder. Dolayısıyla içinde büyüme vardır. Olgunlaşma vardır. Artı ilgi, istek, ön öğrenme, ön bilgi, güdülenme, genel sağlık durumu, bunlar vardır. Dolayısıyla da hazır bulunuşluk bizim piramidimizde burada yer alır. İçinde ne vardır? Büyüme, artı olgunlaşma, artı ilgi, istek, ön öğrenmeler vardır. Peki bakalım, sadece hazır bulunuşluk yetti mi? Henüz daha yetmedi. Hazır bulunuşluk bize şunu sağlar: pratik ve alıştırmaları sağlar. Şundan bahsediyorum. Mesela ben, evet, büyüdüm, olgunlaştım. Araba kullanmaya istekli hale geldim. Benim araba kullanmaya istek duymam ne olacaktır? Hazır bulunuşluk olacaktır. Ya da araba kullanmayı bilen bir insandan benim ders almam, yani onun bana işte araba kullanmayı öğretmesi, bu ne olacaktır? Yine hazır bulunuşluk anlamına gelecektir. Dolayısıyla hazır bulunuşluk aşaması kalıcı öğrenmenin ortaya çıktığı basamak değildir. Sadece bizi öğrenmeye daha hazır kılar. Yani daha biz bu konuda daha büyük bir altyapıya sahip oluruz. Ama biz arkadaşlar, öğrenme ve gelişimin ortaya çıkabilmesi için hazır bulunuşluğun üzerine yaşantıları eklememiz gerekiyor. Yine piramide döneceğim. Bakın, büyüdük, olgunlaştık, araba kullanmaya istek duyuyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yaşantılarımı arttırmam gerekiyor. Biz 6 olarak yaşantıyı konuşacağız. Yaşantı dediğimiz şey nedir? Tekrarlar ve deneyimleri ifade eder. Bir konudaki tekrarlarımız ve yaşantılarımız, deneyimlerimiz ne kadar artarsa o konuda daha bilgi sahibi hale geliriz. Arkadaşlar, yaşantılar sürekli hale gelirse biz buna ne diyoruz? Öğrenme. Öğrenmeyi nasıl tanımlıyoruz? Nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlıyoruz. Bu açıdan baktığımızda bakın, büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, yaşantı, yaşantılar sürekli hale geldi, öğrenme, eğer bu olumlu bir kazanımsa cevabımız, vardığımız nokta gelişim olacaktır. Araba örneğini şöyle bir toparlayacak olursak, kollarım uzadı, parmaklarım uzadı, büyüdüm, kilo aldım. Olgunlaşmaya baktığınızda, evet, sinir olarak güçlendim. Arabanın pedalına basacak, direksiyonu kavrayacak, işte ne bileyim, aynaları kontrol edecek bir koordinasyon düzeyine eriştim. Olgunlaşma da tamamlandı. Artı araba kullanmaya istek duyuyorum. Araba kullanmayla alakalı tekrarlar yapıyorum. En sonunda tek başıma kontağı açıp gidiyorum. İşte bakın, bu son vardığımız nokta artık ne olacaktır? Bir gelişim olarak karşımıza gelecektir. Gelişimin basamakları her zaman bu şekilde karşımıza geliyor. Bir örnek daha yapalım. Mesela keman çalmayı öğrenelim. Tamam mı? Keman çalmak. Keman çalabilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Parmaklarımızın uzaması, kollarımızın uzaması, işte boyumuzun uzaması. Başka ikinci basamakta parmaklarımın kemanı tutabilecek düzeye gelmesi, işte ya da keman çalabilecek düzeye erişmesi, yani olgunlaşma gerekiyor bana. Üçüncüsü, ben keman çalmaya istek duymazsam ya da keman çalmayla alakalı ön bilgilerim yoksa,
O zaman hazır bulmuşluğum eksik kalacaktır. Ama var olduğunu düşünürsek, yani ben keman çalmaya istek duyuyorum, artı keman çalma konusunda bir ön bilgiye sahibim. Bu da neyi ifade eder? Hazır bulmuşluk. Ha, ben kemanla alakalı bir sürü pratikler yapıyorum. Çalışmalar yapıyorum, tekrarlar yapıyorum. En sonunda kendim kemanı gayet güzel çalıyorum. İşte bu nokta, artık vardığımız nokta ne oldu? Gelişim olarak karşımıza geldi. Soru çözerken sizden isteğim, takıldığınız noktada şu piramidi yapın, sorunun kenarına, oradan tak 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 kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi gelişimi etkileyen faktörlere geçeceğiz arkadaşlar ve gelişimin temel kavramları burada bitti. Gelişimi etkileyen faktörlerde de kalıtımı konuşacağız, çevreyi konuşacağız ve zaman faktörünü konuşup ondan sonra ünitemizi bitireceğiz. Görüşmek üzere.